konuşması var. Ya kahraman olacağım. Ya da yol. İşte adama şey diyorlar. Bu sistem diyorlar. Başarısız olursa ne yapacaksınız diyorlar. Onurcan Kurnaz. Hoş geldin. Güzelim. Eyvallah. Bu sistem başarısız olursa ne yapacaksınız diyorlar. Adam diyor ki üzülürüm. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> What the fuck? <laughs> yani ülkenin bütün ekonomik sorumluluğu senin sırtında. Bütün ekonomik işler yani senden sorulması lazım tabii ki üstündeki hariç. Ee... Ve bir şey deneniyor, hiç dünyada olmayan müthiş büyük bir risk alınıyor ve at, ülke batadabilir. İnsanlar çok 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 zor durumdalar ekonomik olarak. Adam diyor ki üzülürüm. Okuyamam sana üzülür müsün sen? <laughs> Minnoş millet evine ekmek götüremiyor, çoluğunu çocuğunu okutamıyor üzülür müsün sen? Hı? Pazarlardan falan çürük meyve sebze topluyorlar üzülür müsün? İncinir misin? tatlış ya yani hayat bilmiyorum artık bu ben, bunu kim yazdırdı kim okuttu danışmanımı verdi kendi fikrim ama bu nasıl bir iletişim hatasıdır ya yani gelip belki ne bileyim bana küfür etse daha az alınırdım yani hani başarısız olursa üzülürüm Allah razı olsun sayın bakan şöyle bir ee, dur bakalım. Şöyle bir bakalım ne demiş ne etmiş. Sayın Bakan, ekonomiden sorumlu biricik Maliye Bakanımız hayatımın anlamı İnnoş <laughs> üzülürmüş. Diyor ki bu diyor Çin modeli değil, Güney Kore modelidir. Şey Güney Kore modeli de değil, Türkiye modelidir diyor. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjektürel yapısı Eee jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri geçmişte edindiği ilişki, iyi ilişkileri, geçmişten edindiği ilişkilerden gelen gücü, medeniyeti şu anda kimse Türkiye'yi taşımıyor diyor. Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen iş adamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısı tamamlamış, çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye demiş. Yani bu şeyden ötürü mü zengin iyice zengin fakir iyice fakir yapacağız o yüzden gelen zengin iş adamları çok mutlu ayrıldılar toplantıdan bildirisi mi abi <laughs> nedir bu sistemin bu en çok eleştirilen tarafların sistemin bu arada yani ee, en çok eleştirilen taraflarından bir tanesi burası zaten ama tabi siz belirsiniz yine Nebati Bey. Bu modelin başarıya ulaşacağına inanmıyoruz, inanıyor musunuz diye sormuşlar. Hayır diyecek hal yok. Evet tabii ki göreceksiniz çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. Güvenin inanın bize dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabileceğimizi göreceksiniz. Sadece güven. Aga sen benim eski sevgilim misin? Niye güven 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 sadece güven sadece güven yapıyorsun? Bizim aramızda bir ilişki yok. Benim sana güven, benim bir siyasetçiye güvenebilmem için bir öncelikle temiz iş yapılması lazım. Ben bakıyorum bu parti temiz işler yapmış mı? Bana göre yapmamış. Bu benim düşüncem. Sana göre yaptıysa bakabilirsin. İkincisi kişisel olarak bakacaksak da yani ne bileyim çok büyük ekonomik başarıların olur da yani bu alanda müthiş büyük bir isim olursun. Adam da der ki aa ulan bu adama güvenilir. Tamam mı? Ben niye güveneyim sana? Ya da gidişat iyiye doğru gidiyordur dersin ki, "Aa sanırım yapacaklar lan." dersin. Bu da bir yol olabilir. E bakıyorum gidişat iyiye mi gidiyor? Lan dibin daha dibine gidiyoruz. Daha dibi var. Mamaya kadar gideceğiz herhalde. E, daha dibi neresi Allah kerim. E güven neden güveneyim ki? Her gün param değer kaybediyor. Her gün fakirleşiyorum. Her gün şikayetler artıyor. Güvenmem için tek bir sebep verebilir misin? Veremezsin. Ya kızım sen bana güven. Sen kurmuşsun bunları hep kafanda. Ey yavrum ey. Sistem diyorum bize özgü. Başkaları gibi değil. <laughs> ben diğer erkekler gibi değilim. Ben diğer sistemler gibi değilim. <laughs> ah, ah. Ee, TCMB'nin faiz indirimine devam edip etmeyeceğine dair soru üzerine de onu bilmem ama arttırmama konusunda kesin kararlıyız. Bu arada yani yine şöyle bir dinleyip burada şey yapacağım. Muhtemelen 200 bas puan daha indireceklermiş. Bu bir tahmindir. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Tahminle iddia bu. Haberiniz olsun. 200 bas puan indirileceği söyleniyor. 200 bas puan daha. Yani çok. Okey. Zaten giren giriyor arkadaşlar. <laughs> Dolar al 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 al. Dışarıdan bir saldırı yok diyor. Beyefendi. Diyor ki kur. Dur bakayım. Okay, Kur artışı bırakılmıştı ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu? Çünkü ilk başta ne deniyordu? Aa kurun artması kötü bir şey değil. Bizim sistemimizin içinde. Cart curt şu bu bilmem ne. Hani kötü bir şey değilmiş gibi lanse ediliyor. Bu şuranın sistemi bu buranın sistemi sözler ilk o zaman çıkmıştı. E, agam ne oldu? 14'te müdahale etmeye başladınız. Diyor ki orada da. tabi ee, tabii çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok. Yani Cumhurbaşkanımıza yalancı mı demek istiyor bu adam? Bak o zaman huylanırım işte. Her şeyi de. Sakın Erdoğan'a laf etme. <laughs> Sakın. Dışarıdan bir saldırı yok diyor. Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor. Diyor. Asgari ücret yorumu. Asgari ücretle alakalı fikrini sormuşlar. İyi olacak, çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var diye konuştu. Biz daha 3 ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmazdır. Allah Allah. Baksan Allah'ın işine. Ya e, agam bir senedir neredeydiniz ya? He? Bas, bas insanlar bağırırken yetmiyor deli gibi değer kaybediyor şöyle böyle biri bir şey yani şey zam beklemekten bahsetmiyorum bir çıkıp evet kötü ama düzelteceğiz falan deseydiniz en azından. Gelmiş şakacılar. Ee, acaba yeni ekonomi bakanı kim olacak? Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi patron olarak destekliyorum demiş. Hayatımda ilk defa kamudan maaş alan ve bu maaşı da kendi için harcamayan bir kişiyimdir diye de konuşmuş. Ben bir iş adamıyım diyor. Hatta bununla alakalı birazdan bir şey daha söylemiş. Onu duyunca ben ben patlayacağım haberiniz olsun. <laughs> ben gümleyeceğim ben burada. Yemeyiz, yedirmeyiz. Bunu net söylüyorum. Kimseye eyvallahımız yoktur. Liderimize bağlıyız bro. Tayyip Erdoğan'a rağmen. Asla bir şey yapmam. Tayyip Erdoğan'a rağmen. Ha tüh lan. <laughs> Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin demiş. Peki Sayın Cumhurbaşkanı 5-6 ayda düzelecek dedi. Nasıl olacak bu demiş. Bize güvendiğiniz anda. Ekonomi böyle bir şey değil lan. Yani öncelikle piyasanın sana güvenmesi lazım. Piyasa sana güvense Allah hakkı için şu durum böyle olur mu ya? Ha piyasa sana güveniyor olsa durum bu olur mu? Ya da bizim durumumuz bu olur mu? Bana güvenin diyor. Ne olur? Değiştim, çok değiştim kızım. Eskiden böyle böyle düşünüyordum ama artık asgari ücretin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Ciddi düşünüyorum. Ee, bize güvendiğiniz anda, inandığınız anda bu iş çözülür. Sıkıntı yok. Türkiye'nin makroekonomik göstergesinde hiçbir şekilde bir sorun yok. <laughs> Bugün bazı şey kuruluşlar Türkiye'yi artık derecelendirmeyeceğini duyurdular. Türkiye'de araştırma yapmayacaklarını duyurdular. Çünkü adamlar diyor ki yani adamların yıl sonu dolar tahmini 10.8 falanmış. Şu anki hali belli Türkiye kestirilebilir bir ekonomiye sahip değil bundan sonra vakit harcamayacağız müşterilerimize de önermeyeceğiz diyorlar. Ya sen bir de bakan da diyor ki iyi ilişkiler. Ne iyi ilişkileri ya? Dünyanın en büyük finans şirketleri söylüyor bunu. 13 tane bankanın kredisi düşürüldü. Kredi derecelendirilmesi düşürüldü. Ne anlatıyorsunuz abi? Bize güvendiğiniz anda falan diyor bir de. Lan ekonomiyle alakalı herhangi bir yapı size güvenmiyor ki biz güvenelim. Ne bileyim arkanızda böyle bir güç görürüz. Bir düzelmeye yönelik bir şey falan. Hani belki anladın mı? Bana adam yani ne bileyim şöyle düşünün, bir işte bir ilişkiniz var, bir partneriniz var, sizi aldatıyor, geliyor diyor ki bana güven... ...ama <laughs> hadi diyorsun eyvallah, beşer şaşar hata yaptı, şu bu, affediyorsun, bir daha yapıyor. E diyorsun ki, aga hani, o diyor ki bana güven. E bir bakıyorsun, kimse güvenmiyor, sen niye güvenesin? Bir daha yapıyor, bir daha diyor ki bana güven, Hı -hı, ne olur çok üzülürüm, <laughs> başarısız olursam... Ee, sorunlar var ama bunun üstesinden gelecek çok güçlü bir altyapımız var demiş. Sadece ve sadece insanları inandırmamız, geri adım atıp atmayacağımızı bilmeleri, kararlılığımızı anlamaları, samimiyetimize inanmaları gerekiyor. Bu kadar demiş. E, sizin kararlılık dediğinizi insanlar inat diyor. O yüzden bu haldeyiz. Sayın Bakanım. Peki bu model tutmazsa? Diyor gazeteci arkadaş. Ve bakanımızdan o müthiş açıklama. Üzülürüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ekonomi Bakanından bahsediyoruz. Yok ki bu sistem tutmazsa ülke batar zaten. Yani şu an gidiyoruz zaten müthiş bir hızla. Bir sistemin olduğunu söylüyorsunuz. Tutmazsa diyor ki üzülürüm. Yani <laughs> oğlum bak buna diyecek bir şey bulamıyor insan. Ne diyebilirim? Allah razı olsun diyeceğim. Başka diyecek bir şeyin yok. Şaka mısın ya sen? Şaka mısın? Millet yağ falan zincirliyor dışarıda. Oğlum sigarayı falan adetle satmaya başlamışlar ha bazı yerlerde. Sigara sigara sigarayı adetle satıyorlar. Şeker, yağ, un. Fiyatlarından zaten bahsetmiyorum bile. Yani hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz çekiyoruz. Her gün zam, her şeye zam geliyor. Her şeye. Zam gelmeyen hiçbir şey yok. Ne, ne oldu? Okumamı mı istemiyorsun? Niye yukarı attın kendi kendini? <laughs> Adam da diyor ki, aa böyle bir şey olursa üzülürüm ben. İyi üzül, ben ne farkın var ki o zaman benden? Ben de üzülüyorum, sen de üzülüyorsun. Ne çekil bari ben oturayım koltuğa. yani. <laughs> ben de üzülürüm başarısız olursak. Yani bunun siyasi bir e, problem olduğunu hala anlatamıyoruz sanırım. Ya bunu, bu insanlar biliyorlardır da işte insanlara anlatamıyoruz. Neyse diyor ki, üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Sadece Emre Yıldız 128 lira gönderip yeni ekonomi sistemi taktik fandiki yapmam demiş. Eyvallah Emre çok teşekkür ederim. Başlarsın. Üzülür abi tam chat çok yüklenmeyin lan üzülür. Şş, yapmayın oğlum ayıptır. Eee ben eve boynu bükük dönemem çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle'deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. <laughs> Allah Allah. Çok farklı bir gerçekçilik içerisindeler. Yani yok ben anlayamıyorum. Farklı bir gerçekçilik içerisinde. Şu an insanların kendisine güvendiğini falan düşünüyorsun. Hani ekonomi bugüne kadar kötüydü işte biz geldik Erdoğan da var ve haydi bakalım güveniyor insanlar bize ya Abi alo uyan. İnsanlar umudu keseli çok oldu ya anketlere falan bakıyorsunuz mu? Arada sokağa mokağa çıkıyorsunuz mu diyeceğim de sanmıyorum pek. Ant 5 dolar göndermiş çok teşekkür ederim abi eyvallah. Rekiz TV hoş geldin sana. Yayın tekrarlarını neden siliyorsun? Yayın tekrarını silmiyorum. Yayın tekrarları e, abonelere özel. E, bunun sebebini de bu arada bir, bir iki arkadaş bana mesaj atmış. İşte niye böyle falan. Arkadaşlar telif yememek adına kanalım kapanmasın diye. Ve bana burada destek veren insanlara özel bir ayrıcalık sağlamak istedim bu yüzden. Ama zaten dediğim gibi yani tekrarını açıkta bırakırsam e, ihtar yerim. <laughs> Yiyormuş yiyon yani. O yüzden herkesinki ya katıl açık olan herkesinki şey gizli zaten kimkilerden. Üye işte abone değil ya üye karıştırıyorum Twitch'le adını. Katıl üyeliği var ya abone diyorum ona. Neyse. Ee, ne diyorduk? Bakın Türkiye iyi bir şekilde bakar İslam ümmeti var. Onlara ya da güme <laughs> Onlara ya da Güney Amerika'dan gelen ve sizi merak ediyorum diyenlere Türkiye diye bir yer varmış merak ediyoruz Erdoğan diye bir lider varmış görmeye geldik diyenlere hayal kırıklığı e, yaratacak bir duruma gelmek istemem ve bu yüzden de Allah'a sınırım. Bakarım sizi kandırmışlar onlar buraya gelip şey yapamıyor e, işte gidelim Türkiye'yi bir görelim Türkiye diye bir ülke varmış diye değil bura ucuz olduğu için alışverişe geliyorlar sınır illerden haberiniz var mı sizin <laughs> haberiniz yoksa göndereyim bir şey. Ee, haber haber atayım linkini size de okuyun. Adamlar alışverişe geliyor. Bakarım kandırmışlar sizi. Bu yüzden Allah'a sığınırım. Ona göre de elimden gelen her türlü gayreti ortaya koyacağım. Bu işi samimiyetle çözeceğiz. Allah'ın izniyle Sevilay Hanım. Yeter ki siz bize güvenin ve arkamızda durun. Düzelecek demiş. Bu iş düzelmezse bütün varlığımı kaybederim. Evet bakın. Bu, burası bence önemli. Diyor ki. Umarım düzelir sayın bakan. Nihayetinde hepimiz bu gemideyiz demiş. Öncelikle bunu gazeteci söylemiş. Ee, ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Valla isteyen de istediğini diyebilir. Ben siyasetçilerle hele böyle elinde yüksek gücü olan insanlarla aynı gemide falan değilim. Olan bize olur. Bu adamları da yani battığı açıdan hiçbir şey olmaz. Ya, gidiyoruz aşağı doğru yuvarlanıyoruz. Olan kime oluyor? Sen hiç duydun mu bir bakanın aa ne kadar pahalandı her şey alışveriş yaparken zorlanıyoruz dediğini. Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp der mi ya bu yağın kilosu ne böyle geçen Emine yağ alırken bir baktı fiyatlar %20 artmış falan yani <laughs> böyle bir şey duyabilir misin duyamazsın ya da ne bileyim abi o bakanlardan o 1 milyarlık 1 milyonluk 2 milyonluk arabaların içinde oturan danışmanlardan duyabilir misin duyamazsın olan yine bize olacak anasını satayım. Yani yemeyin o yüzden biz aynı gemideyiz falan diye biz aynı gemideyiz abi siz değilsiniz. Yani şu an yaşayarak da görüyoruz bunu. En azından ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Neyse demiş ki Sayın Bakan da. Ee, bravo, öyleyiz işte. Bitersek hep beraber biteceğiz. Am e, niye bitiyoruz ya? Oğlum bir adam canı istedi diye yanındakiler de aa tabi tabi hemen yapalım falan dedi diye benim ülkem niye bitiyor arkadaş ben bu riskini niye alıyorum? Ya bu akla mantığa yatan bir açıklama mıdır? Bu akla mantığa yatan bir söylem midir? Ya siz ikili ilişki mi yürütüyorsunuz? Devlet mi yönetiyorsunuz arkadaş? Ne demek bitersek hep beraber biteceğiz? Niye bitiyorum ben? Ben yine dediğim gibi hep beraber biteceğimize asla inanmıyorum da ben niye bitiyorum abi Erdoğan'ın canı böyle bir sistem istedi diye. Ben niye bu zulmü çekiyorum? Reva mı lan bana? Bitersek hep beraber bitecekmişiz. Oldu anasını satayım. Varsa bitmek isteyen buyursun desteklesin arkadaşlar yani. Bakanın kendi söylemiş. Kazanırsak da hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. <laughs> Abi karamsar tabloyu ben çizmiyorum ya. Karamsar tablo mu? Karamsar mı tablo? Karamsar tabloyu ben çiz ben mi çiziyorum? Şuraya bir bakar mısın? Burası son 3 ay. Şuraya bir bakar mısın? Son 3 ay burası. Karamsar mı tablo? Bence tabloyu biri mi çiziyor? Yani bu bazı sitelerde şey gösteriyor. Ürünün bir yıl önceki fiyatı, işte 6 ay önceki fiyatı, 3 ay önceki fiyatı, bu ayki fiyatı falan diye böyle tablo gösteriyor bazı alışveriş sitelerinde. Girin de bir bakın o alışveriş sitelerinden. O tabloyu biz mi çiziyoruz? O karamsar tabloyu biz mi çiziyoruz? Ya da işte yorumlayanlar, gazeteciler, halk mı çiziyor? Yoksa ekonomi yönetenler mi çiziyor? Şuna bak. Millet 13.79'a 13.80'e düştü diye seviniyor ya. Yani Böyle bir rezalet olabilir mi ya? <laughs> 13.80'e düştü diyor. Bir de bağ, yani ısıracağım kulağını tüküreceğim köşeye ya. <laughs> Böyle bir dangalaklık olabilir mi? Ece çok teşekkür ederim. Alfa az kaldı Bahadır az kaldı demiş. İnşallah abi. Ee, hiçbir şekilde bize inanmayanlar var diyor. Onlara diyorum ki sen maaş alıyorsun. Bunu bize diyor. biz inanmıyoruz. Ya ben, en azından ben inanmıyorum arkadaş. Aranızdan çoğunun da inanmadığını biliyorum. Bize şunu diyor. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Abi ben cihadist değilim. Sayın Bakan. Ben üzerime bomba patlayıp bomba bağlayıp bir yerlere gidip patlatmak falan istemiyorum. Ne demek en fazla neyini kaybedebilirsin ki falan. Fight Club mı ya burası? Lan bütün sıhhatimi kaybedebilirim. Elimde var olan malı kaybedebilirim. Ülkemi kaybedebilirim. Sevdiklerimi kaybedebilirim. Akıl sağlığımı zaten kaybettim sayenizde. <laughs> Allah razı olsun. Ben niye bir şey kaybetmek zorundayım? Ben onu anlamıyorum. Adam diyor ki evet bu sistemi yapacağız. Başarısız olursa en fazla ne kaybedebilirsin ki? Lan yapma o zaman. Ben niye bu riski alıyorum ya? Ben abi ben cihadist miyim ya da ne bileyim ben kamikaze miyim anasını satayım indirdik uçağın burnunu aşağı bir gidiyoruz bakalım. Diyor ki çarparsa ne kaybedersin ki en fazla diyor ölürsün. Ben uçağın sahibiyim ben daha fazla zarar ederim diyor. Baya bunu diyor bak. Diyor ki enflasyonun altında ezilirsin en fazla diyor. <laughs> bu devlet daha önce böyle ciddiyetsiz ve garip bir yönetim gördü mü ya en fazla enflasyonun altında ezdirsin diyor bakan vatandaşa ya <laughs> emre 100.000 TL kredi çektim dolar 6.85'te hem kredi ödedim hem para kazandım bu yıl köyüme döndüm organik tarım yapmaya başlayacağım demiş inşallah ama ben bütün varlığımı kaybederim. Bu iş düzelmez ise eğer. Yani bak şunu diyor vallahi. Biz uçağın burnunu şu an aşağı indirdik arkadaşlar. Bir jetin içindeyiz düşünün. İndirdik aşağı. Diyoruz ki bakan ya da işte Erdoğan kullanıyor. O ekip kullanıyor uçağı. Aga ne oluyor diyoruz. Erdoğan diyor ki yeni bir şey deniyorum bak fena. <laughs> Yanlarında da bu bakanlar makanlar manyak bir şey izliyor. Vuv! Falan. Uçak aşağı gidiyor diyoruz ki abi ne ne yapıyorsunuz ne olacak? Diyor ki işte aşağı ineceğiz. Burnumuzu öyle bir çevireceğiz ki daha hiçbir uçağın çıkamadığı yüksekliğe çıkacağız diyor. Ama biz gidiyoruz uçakla aşağı. Uçağın içinde bayılanlar var, altına sıçanlar var korkudan, işeyenler var, çığlık atanlar var. iniyor iniyor, iniyor. Diyoruz ki yapmayın. Oradan yardımcı pilot da diyor ki ya uçak bak düşse aşağı en fazla ne kaybedebilirsin ki sen canını kaybedersin. Biz uçağı kaybedebiliriz biz daha fazla zarar ederiz o yüzden geç arkaya bir şey olmaz güvensen bize diyor. Ne kadar mantıklı değil mi? Böyle anlatınca. Hmm. <laughs> Vallahi olay bu. Arkadaşlar. Böyle örnekleyebildim. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> bakalım uçacağız inşallah uçacağız. <laughs> Akni denge bitireceğim. <mi> <laughs> Dolar da 13.80'de. Arkadaşlar faiz düşürülür mü? <laughs> Yardım edin ne olur. <laughs> Bunun üzerine bakalım. Bu çocuklar ne söyle? Şimdi Sayın Bakanımız e, bir açıklama yapmış. Bu arada şeye geçeceğim. Gündeme geçeceğim. Bir taraftan da benim canlı yayını kontrol etmem lazım. Çünkü sanırım Erdoğan çıkıp açıklama yapacak bugün bir de.